Evet, şimdi 3 malzemeyle krep yapacağım. Bunun için 2 adet yumurta ve şöyle Nescafe fincanı ile 2 bardak süt ilave ettim krep harcıma. Şimdi böyle gördüğünüz miktarda 2 fincanda un ilave edeceğim ve bir mikser yardımıyla krep hamurumu çırpacağım. Eğer kabartma tozu katarsanız hamuruna, hamurunuz gözenekli olur. Eğer katmazsanız da gözeneksiz düz krep elde edersiniz. Şimdi unumuzu da ilave edelim. Şöyle şu bir bu kadar daha ilave edeceğim. İçinde sıyıracağım tabii. Evet, şimdi hamurumu şöyle mikser ile çırpıyorum. Mikseri hamurun içinde çalıştırırsanız etrafa un çok fazla dağılmaz. Telefonu durdurayım, sessizi rahatsız etmesin. Çırpınca göstereceğim hamurun kıvamını. Evet, şöyle kek hamurundan cıvık, akışkan bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bunu çok az yağ ile yağladım. Tavama dökeceğim. Arkalarını pişireceğim. Çok az yağ ile yağladım. Tavama hamurumu döktüm. Şimdi arkalarını kızartıyorum. Krepimizin bir yüzü çok güzel bir şekilde gördüğünüz üzere pişti. Şimdi arka tarafını çevireceğim. Evet, böyle hiç yağsız 5 tane incecik nur topu gibi krepimiz oldu. Belki kameradan herhalde ışıktan biraz kalın gibi gözüküyorlar. Lezzetli, basit, deneyin derim.